aşk yakar, yakar, yakar. Yaralar yakar, yakar, sonra aşkla sarar. Aşk yakar, keser, biçer, öper, koklar. Geçer yıllar, geçse de aşk yakar. Aşk yakar. Nazlı ile Mustafa, biri aşk, diğeri aşık. Biri gül oldu, diğeri bülbül. Dikene boğdular bu sevdayı. Biri silah oldu, diğeri mermi. Alnından vurdular bu sevdayı. Mustafa'yı el aldı, Nazlı kızı sel aldı. Hayat oldu zindan, hayat oldu figan. Bir aşk bu kadar mı çağlar, bir aşık bu kadar mı ağlar? Bunlarınki aşk ise, bizimki ne dedi sevenler. Ah Nazlı, ah Mustafa, yandınız kor oldunuz, döne döne bir oldunuz. Elmalar yağdı ya gökten, siz çoktan masal oldunuz. Aşık bir ağlar, bir güler, kalbine gömer, yaşar. Uzar gece, geçmez günler, aşık aşkını arar. Aşık bir küser, bir sever, dağları deler, aşar. Sevdiğine kavuşunca sel olur, coşar, taşar. Aşk yakar, yakar, yakar. Yaralar yakar, yakar, sonra aşkla sarar. Aşk yakar, keser, biçer, öper, koklar. Geçer yıllar, geçse de aşk yakar. Değerli konuklar, İşte böyle güzel günde, her zaman ve neler olan ailelerin bu iki yüzüğüyle evladının ömür boyu birlikteliklerini başlayacak bu yüzüğü takarken, gerek evladım Teoman, gerekse kızımdan çok sevdiğim Nazlı için uzun ve mutlu bir gelecek diliyorum. Bu vesileyle siz değerli dostlarımızı, akrabalarımızı burada görmekten dolayı ne kadar mutlu olduğumu da söyleyeyim. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun oğlum? Mustafa, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Biz de seni bekliyorduk Mustafa. Ne var? Ne var? Ne istiyorsun? Bana bak, çek git buradan, çek git. Yürü git. Sen sus. Yürü, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Ya çık dışarı. Farkındasın bilmem ama ben nişanlanacağım. Sen nişanlanamazsın. Ne demek nişanlanamazsın? Ya çık dışarı. Az meraz. Sen uzattın, kırmayayım ya aslında. Ya bizim nişanımızla ne işin var senin? Sen de sus. İkiniz de baba ol, kırmayayım kafanıza. Aa, yeter ama artık. Sen de kimsin be? Müjde, anlat kocana kim olduğunu. Tamam. Güven, sen bulaşma, gel. Nasıl bulaşmayayım? Ya birisi şu serseriyi atsın. Polis yarın. Ya evladım, ayıp oluyor. Yapma. Yakışıyor mu sana? Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben halledeceğim. Sen gelsene benimle dışarı. Ben de geleyim mi Nazlı? Hayır, gerek yok. Sen gel. Nazlı şimdi halledecek. Merak etmeyin, tamam. Nazlı geleyim mi? Hayır, gerek bravo yok. Bravo yani Mustafa, bravo. Yaptın yine yapacağını ha. Sizinle de sonra görüşeceğiz. Ne sanıyorsun sen kardeşim? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Bu işi. Hangi işi? Nişan. Bu nişan olmaz. Neden olmazmış? Bal gibi doluyor işte gördüğün gibi. Bak, bu da benim yüzüğüm. Yürü, gidiyoruz, olmaz. Ya çekiştirme beni, elleşme benimle. Yürü derim, attırma kafamı. Ya çekiştirmesene beni. Aa, sen başımın belası mısın? Git. Gideceğim, gidemiyorum ki. Ulan her darıldığımızda seni biri mi isteyecek? Sen istemezsen herkes isteyebilir. İsteyemez. Ben adamın kafasını kırarım, gırtlağını sıkarım. Aferin sana. Biliyorum zaten yediğin bütün altları. Teoman'ı tehdit ettin, yolunu kessin. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Toraman mı söyledi tehdit ettiğimi? Onun adı Toraman değil, Teoman. Nasıl girdecek? Tuttuk mu? Başkan çok sevdi. Sadık Bey iyi mi ya? Ama
Mustafa Teoman'a demişti. Ne demişti? Bir kere yolda çevirdi Teoman'ı. Sen o nişanı yap, kafanı koparırım dedi. Vallahi zor aldım Teoman'ı Mustafa'nın elinden. Ha, kendi alsaydı o zaman kızı. Eşkıya. Ya sen bu mahallenin haydutu musun? Bela herif, mafya. Ya Mustafa, ben senden bıktım artık ya. Sen benim hayatımı mahvettin. Ne yaptım kızım ben sana? Ulan biz seninle ne kadar zaman beraber olduk? Ne bileyim ben ya? Ben sana söyleyeyim. 14,5 sene. Orta 2. Ben gözümü açtım, seni gördüm, sonra da kurtulamadım. Az da dile bir erkek arkadaşım bile olmadı. Ve sen bu işi tamamına erdirmek için hiçbir şey yapmadın. Şu yüzüğü takmayı beklemekten yaşlandım ben. Alemin maskarası oldum. Ya bu ilişki komedi filmine döndü be. Hadi canım. Ben ne zaman hadi evlenelim desem, yok kardeşim bırakamam, yok babam yalnız, amcam gitti, dayım döndü, yengem kaçtı. Niye kaçsın baba? Nazlı konuşup gelecek işte. Vallahi rezil oluruz. Olduk olacağımız kadar. Ay vallahi çok heyecanlı. Sacık Bey merak etme, gelir şimdi Nazlı. Ben mi hiç evlenmek istemedim? Yok ya. Yok ya. Asıl senin hayatın bahane. Ya evlilik kelimesini duyunca titreme geliyordu be. Asıl sen para dedin, askerlik dedin, iş dedin. Deli olacağım ya. Yıllardır aynı şeyi konuşmaktan gebereceğim be. E kızım var mıydı paramız? Kıçımıza don yokken ne yapsaydık? E tamam güzel işte, o zaman yoktu, şimdi de yok. Git işine, rahat bırak beni. Ben paralı birini buldum. Bana sadık. Beni seviyor, beni beğeniyor. Sana rağmen benimle evlenmek istiyor. Lütfen git. Benim de mutluluğumu engelleme. İmkanı yok. O herifle nişanlanamazsın. Bak Mustafa, kızdırma beni. Ölsen de öldürsen de ben Teoman'dan ayrılmam. Hah, işte geldi. Ben ne dedim? Bu ne? Ne yapıyor bu? Ne duruyorsun? Kız gidiyor, yürüsene. Nazlı. Nazlı dur. Sacık Bey dur, sakin ol. Teoman alır gelir şimdi Nazlı'yı. Nazlı! Nazlı! Nazlı ne yapıyorsun? Girsene içeri. Nazlı içeri gelmeyecek. Bu iş bitti. Hadi yaylan. Çekilin be. Dur Teoman. Niye bana peki dedin? Ben şimdi ne yapacağım Nazlı? Babama ne diyeceğim? Milletin yüzüne nasıl bakacağım? Kardeşim. Ne biçim iş bu ya? Oman Bey bağırma be ya. Dur bir öğrenelim hele ne oluyor? Ne öğreneceğim ben ya? Kızım verdi yüzüğü, çekti gitti işte. Allah kahretsin. Öğrenecek bir şey var mı? Ne oldu? Gitti. Nereye gitti? Mustafa ile şu tarafa doğru yürüdüler. Ah, ah kalbim. Ay, Sacit Bey. Ne oluyor acaba içeride? Ortalık karışmıştır şimdi. Herhalde. Ya babam duyunca Allah, bir kıyamet kopacak. Benimki ne yapacak esas? İnşallah fena falan geçirmemiştir. Benim bildiğim Sacit amca geçirmiştir. Çok sağ ol. Yalt ettik. Ne olacak şimdi? Ne olacak kardeşim? Sen bunu söyle bana. Ne yapacaksın şimdi? Ulan eşek sıpası. Ulan iç. Her şey senin yüzünden oldu. Geber ya! Geber ya! Herif nişanı basıyor, kızını alıp götürüyor, ağzından laf çıkmıyor. Konuşmuşsun sen! Ne? Ulan benim adım! Millet manyaklaştı abi. Aşağılık! Adi adam! Aşağılık! Ya yapmayın! Bir şeyler yapmamız lazım. Artık zamanı geldi. Maşallah, zamanı gelmişmiş. Geçti bile. Baksana karşında 17'lik Nazlı yok artık. Çocuk oyunu mu bu be?
Mustafa, saçların bile kırlaştı. Yok be. Ya kaç kere anlatacağım kızım ben sana? Benim saçım beyazlaması aileden. Babam, dedem, dedemin dedesi hepsinin 17 yaşında bembeyaz olmuş. Benimki de öyle. Hem hatırlasana saçımda ilk beyazları gördüğün günleri. He? İyi tamam. Bak ikimiz de 17'lik değiliz artık. Ya aman Mustafa ya, vallahi zaaflarımdan yararlanıyorsun. Rezil ettin beni yani. Sıkıldım artık aynı hikayeyi dinlemekten. Bu sefer başka. Bitti artık, oyun değil mi? İstemeye gelmeyen şerefsizdir. Şerefsizler! Ama beni sayede iyi aldın. Baba yapma baba. Utanma seni, terbiyesiz. Baba! Baba ayıp oluyor. Sus lan, konuşma sen. Bir konuşma sensin. Konuşma. Bana bütün her şeyi yıkmadınız mı? Yıktınız lan bana bunu. Nişanı kim yapar? Kız tarafı yapar değil mi? Onu da bana yıktın. Başkan, nişan elbisesini bile ben aldım ben. Tüh, rezil. Zorla mı yaptırdık ulan? Sakin ol. Sakin ol. Lütfen. Baba sakin ol. Kadriye, ne bu rezillik? Ya sen bana asıl söylesene 6 aydır neredesin sen? Dargındık ya kızım. Sen bana demedin bir daha yüzünü görmek istemiyorum diye. Ya sen şimdi lafı kendine göre döndürme. Istakanın teknede ne dedim ben sana? Ha bak iyi hatırlattın. O şerefsiz ıstakayla Tarantino'nun ne işi vardı senin nişanda? Ne biçim kanka lan bu şerefsizler? Nişanıma gelmişlerdi, sana ne? Aa, onlar benim de arkadaşlarım. Ne dedim dedim. Nerede? Istakanın teknede. Ne söyledim? Birlikte yapamıyor muyuz dedim. Yapamıyoruz dedin. Çaresi yok mu dedim. Yok dedin. Tamam peki, madem evlenemiyoruz o zaman sonsuza kadar ayrılalım dedim. Aynen de bunu dedim. Sen ne yaptın? Kızım sorup durmasana. Zaten ezbere biliyorsun kim ne demiş, ne yapmış. Sen ne yaptın biliyor musun? Hı. Hiçbir şey yapmadın. Öyle önüne baktın. Yutkundun. Ya zaten her ayrıldığımızda böyle yaptın. Arkamdan gelmedin bile. Sen nasıl ya böyle niye nişanımı falan bozuyorsun ya? Nasıl yapıyorsun sen? Aşık olduğum için yaparım. Ben seninle evlenemiyorum ama seviyorum. Bu yüzden yaparım. Her şeyi yaparım. Sen nasıl gider başkasını seversin ya? İlla şimdi sevmem gerekmiyor. Belki sonra sevebilirim. Toraman'ı mı? Ya... Ben bu Teoman'ın haline çok üzüldüm ha. Ya baba sıkma kırmızı, boğuluyor ya. Öldüreceğim lan seni, kurtulacağım lan seni. Babacım ne olur mu? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kadriye. Sayın davetliler, nişanımız burada sona ermiştir. Çıkmadan önce yanına kolonyası olan var mı acaba? Rezil olduk. Tamam, rezil olduk. Olur muyuz anneciğim? Anne tamam, rezil olmadık. Sakin ol. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bakma lan öyle bana. Ne yapayım baba? Hele bir eve gidelim. Evlenmek kimin haddineymiş? Eşek sudan gelene kadar ezberleteceğim ben sana. Av tüfeğiyle vuracağım seni kıçından. Yok artık. Abartma baba. Karışma sen babana. Sen sus Müjde. Koruma bu salağı bana. Belediyenin başkanına namzet koskoca bir müdürünün... Numan Eryaman'ın itibarı iki paralık oldu. Teoman, iyi bir çocuk o. Hadi be, 5 yaşında neyse hala o. Sevimsizin teki. Ama sen çok beğeniyorsan git evlen o zaman. Tam evleniyorduk, araya girdin. Girerim. Niye? Niye? Ne geldin ki? Vazgeçmedin, ondan geldin. Ne? Sen işini duyduğumda dedim ki, yok ulan olur mu? Nazlı bu, benim Nazlı. O günden beri her gün vazgeçtin haberini bekledim. Gün geçti, hafta geçti, ay geçti. Son ana kadar bekledim. Ulan demek ben bugün buraya gelmesem nişanlanacaktım bu herifle ha. Allah bilir sonra bir de evlenecektin de. Nasıl yaparsın bunu ya? O Teoman hayvanı üstelik senin çocukluk arkadaşın. İnsan çocukluk arkadaşıyla nişanlanır mı? Sen de benim çocukluktan arkadaşımsın. Ben çocukluktan aşkındım, karıştırma. Sen nasıl olur da... Geleceğini biliyordum. Ne? Ben de seni bekledim gel diye. Safiye Hatun'a sorabilirsin. Ağaçta hala sallanıyor çabuk. Bak istersen. Yok ya. Ciddi misin? Safiye Hatun yine seni dinledi ha. İyi ki belediye başkanı İstanbul dışındaydı. Rezaleti görse siyasi kariyerim bitmişti. Bir salağın yüzünden. Şimdi belediye nasıl kaynıyordur? Düşmanlarım tef çalmakta. Salak, salak. Yeter ama baba ya. Böyle devam edeceksen çek kenara, ben ineyim. İnmezsen hatırım kalır. Numan yeter ama, bunaldı çocuk. Bırak. Onun ne suçu var? Hadi in oğlum, bir hava alıp gel çocuğum. Sen daha bunalma görmemişsin. Gir lan, in.
Anlat bakalım, ne konuştunuz Safiye ile? Ay bak Safiye diyor ya, ya inşallah çarpılırsın. Ben sen gel diye dua ederken Manolya karısıyla Namık abinin pastanesine gitmişsin sen bir kere. Ne pastanesi ya? Gitmedim de. Gitmişimdir. Gittim. Ya ama öylesine. Çok ısrar etti ya. Buranın su muhallebisi süper dedi. Ölümü öp bir tat dedi. Vallahi bir şey yapmadım ya. Bir de yapsaydın bari. Bağırma ya, yeter. Ulan ben ne diyeceğim babama ya? Dur, şuna da söyleyecek iki çift lafım var. Selamun aleyküm Payidar Efendi. Ve aleyküm selam Numan Bey, hoş geldin. Hayırdır? Oğluna mukayyet olmazsan başına geleceklere katlanırsın Payidar Efendi. Ne? Yıkarım bu dükkanı kafana. Zaten yıkılmasına ramak kalmış. Ne diyorsun kardeşim sen? Bunca sene şehir eşkıyası yetiştirmişsin diyorum. Düğün basmak onda, kız kaçırmak onda. Kim, Mustafa mı? Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen düşün. Yine bir alt etmiş bu herif. Neyine güveniyorsun da düğün basıyorsun lan sen? Düğün değil baba, nişan. Çabuk öğrendi bu ya. Duymadı mı kaldı evladım? Herif geldi demediğini bırakmadı. Herif kim? Numan Eryaman. Buraya mı geldi? Kabadayı mısın lan sen? Ha? Bu yaşta hala şikayete mi gelecekler bana? Ulan bütün çocukluğun geçti mi böyle geçti be? Ulan o kadar dayak yedin benden, bana mısın demedin? Adam babanı basbayağı tehdit etmiş. Dükkanını yıkarım dedi. Kimin dükkanını yıkıyor ya? Sıkardı o. Hadi lan! Sen mi engelleyeceksin? Ne oluyor ya? Ne bağırışıyorsunuz? Ah bir sen eksiktin. Gel baba, gel. Baba, demin anlattım ya nişan bozulmuş diye. Hangi nişan? Dede Nazlı var ya, Sacit amcanın kızı. Sacit mi? Nazlı kim? Bak bağırışıyorsunuz böyle. Heyecanlanınca gitti yine adamın kafası. Köfteci Sacit mi? Evet dede ya. Geç otur şöyle. Baba konuşuyoruz Allah aşkına. Lafa girme, otur. Ah Mustafa'cığım evladım. Bir nişan basman eksikti. Ne diyeceğiz şimdi biz el alemi? Ha baba, ben de seninle tam bu konuda bir şey konuşmak istiyordum. Ah. 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 Baba. Bana baba deme. Yok senin artık baban. Rezil rüsva ettin beni. Yazıklar olsun sana. Nabzım 150 olmuş biliyor musun? Mezara gömde rahat et değil mi? Allah korusun baba, ne biçim laflar onlar? Meriç! Meriç! Ah. Bir yastık getirsene oğlum. Ah. Ah. Yok bir şey, baktım ben tansiyonuna. Geç şöyle. Baba, kızın seni öldürecek. Ya da Numan ya da Teoman. Sussana oğlum, biraz terbiyesiz. Ne biçim konuşma öyle babayla? Küstürmeyin beni. Öyle değil, oradan değil oğlum, oradan çek. Bırakın beni yeter be. Çocukluğundan beri dövmedim seni hatırlıyorum. Kafanı kırayım da rahatlayayım. Bak hiçbir şeyin yok mu? Ben nasıl tutmadım? Vallahi bir tane çakarım şimdi. Kaldı, vurmadığın kaldı. Burada rahatla. Gel buraya, başım döndü. Gel baba. Ah. Gel. Otur kalbim. Şöyle. Otur. Beynim. Otur şöyle. Ben beynim. Gideceğim aslında. Otur. Aç. Ya sorma Şerifeciğim, biz de anlamadık vallahi. Kız tarafıyla bir muhalefet oldu son dakikada. Teoman attı yüzü, Numan da bitti bu iş dedi. Ya. Bitireceğim ben bunları, nankörler. Koskoca belediye tesislerini tuttum. Rüyalarında göremeyecekleri imkanlar verdim. İtibarımı koydum ortaya. Yalnız o kadar mı baba? Borçlarını düşürdün, bankalara aracı oldun, dükkanlarını yaptırdın. Yanıma gelip aferin bile sorma. Adamı inciniz vanadan çıkart. Baba sen de her yaptığın iyiliği insanların yüzüne vurmasan olmaz mı? Yok ya. Damat, sen gördün olanları. Sen orada az bile dedin baba. Ama bir şey söyleyeyim mi müsaadenle? İyi ki bu evlilik olmamış. Direkten döndük hepimiz. Sana ne oluyor Güven Bey? Ben Numan Eryaman'ın damadı değil, evladıyım. Benim hissettiğim bu. O zaman konuşurum. Konuş bakalım. O Nazlı'yı gözüm hiç tutmadı. O Nazlı dediğin benim arkadaşımdır. Lafına dikkat et. Söz konusu babam olunca lafıma dikkat etmem. O bana bir kere kayınpederlik yapmadı. Babam oldu benim, babam. İzin vermem kimsenin onu incitmesine. Bozacının şahidi Şıracı. Ya Cerif. Ya ben o zaman Teoman'a ne dedim? Nazlı Mustafa'yı bırakmaz demedim mi? Ne evlenmesi lan? Anlattım ya baba. Krizin yine tuttu değil mi? Niye baba? İki üç yılda bir Nazlı isteyelim demezsen olmaz. Baba bu iş artık çığırından çıktı. Olabilir. Ama ben her o kızı isteyelim dediğinde sorduğumu yine soracağım. Peki nasıl evleneceksin? Ne senin elinde para var ne onlarda. Babası zaten batmak üzere. O köfteci nasıl ayakta duruyor belli değil. Ben burada geberiyorum. Kahvemeli'den gitti gidiyor. Ben varım ya baba. Ya iki kuruş maaşında kendi ailene mi bakacaksın, onun ailesine mi çalışacaksın? Sen kendin inanıyor musun bu dediğine? Abuk sabuk konuşuyor. Ben varım diyor. Ne hayrını gördüysek. Baba öyle deme.
Ne var? Yok. O nasıl telefon açmak lan? Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Abi bir saattir seni arıyorum. Buluşalım konuşalım. Ne oldu? Biz hiçbir şey anlamadık. Sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Siz gidin o yakın arkadaşın Seoman'a sorun olanları. Mustafa manyaklaşma lan. Biz Münir abinin yerine gidiyoruz. Gel sen de artistlik yapma. Gelirim. Gelirsem de orayı kafanıza yıkarım. Sen gel. Gel de yık yıkacaksın. Alo. Baba şimdilik bu konuşma bir yere varmayacak. Biraz sakinleşelim falan yani. Dede. Ne haber? İyi misin? Niye? Kötü mü gördün? Yok ya. Maşallahım var. Konuşmamız lazım. İyi konuş. Yalnız gece konu altınlar. Tuvalet boşluğuna baktım. Altın yok. Ne işi var helada altınların Mustafa'm? Dede sen dedin ya. Bak bu sefer iş ciddiye bindi. Kızı son anda durdurdum. Kız kim? Ulan çapkın. Yok bir şey. Hadi gelince konuşuruz. Hadi. Sinirin geçti mi baba, iyi misin? Konuşma benimle, yok senin baban dedim. Baba sen de beni hiç dinlemiyorsun ki. Dinlemem. Ben yarın nasıl çıkacağım bu evden? İnsanlar demezler mi sen ne yüzsüz adamsın? Neymiş? Bu Numan Başkan'ın bizim için yaptıkları ortada. Banka kredisi, o bu. Dükkanı genişletmem için belediyeden kimseye çaktırmadan özel izin çıkarttı. Nişan'ın bütün masraflarını o karşıladı. Elimizi cebimize attırmadı. O it her şeyin ortasına tüy dikti. Ya niye çocuğa şimdi it diyorsun baba? İt tabii. Kızım bitmemiş miydi bu Mustafa'yla? Ben bu defteri kapattım demedin mi sen bana? Dedim. Ee? Bitmemiş işte ne yapayım? Baba ben biraz da senin yüzünden Teoman'a evet dedim. Ne? Tamam devirme öyle gözlerini. Dede etme beni. Sen ne zaman istemediğin bir şeye evet dedin? İnatçı. Bana uydurma. Ah beynimde bir damar attı bak. Ya dur baba ne olur ya. Ah ya. Oh. Bunu bana nasıl yaparsın be kadın? Yaktın beni be. Allah da seni yaksın emin. Nerede kaldı bu Teoman? Kendine bir şey yapmasın yavrucak. Keşke yapsa da kurtulsak. Baba yok artık. Ay öyle deme. Müjde bir su getir bana. Babacığım Allah'ını seversen sakin ol. Her şeyde bir hayır vardır diyeceğiz, unutacağız. O kadar. Baba kadınlara güvenilir mi ya? Bunu hep sen söylemez misin? Ne dedin? Yok bir şey, babamla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Kadınmadım bir şeyler duydum. Aman yanlış değerlendirme bir şeyleri. Ondan sonra ben de açarım değerlendirilecek başka kadın mevzularını. Sabaha kadar değerlendiririz. Ne diyor bu be? Bir şey demiyor babacığım. Bak saat kaç oldu? Biraz daha gelmezse aramaya çıkalım. Mustafa'yla dalaşmaya kalkmasın. Nerede bizimkinde o yürek? Bana hiç konuşma Tarantino. Ya oğlum anlamıyor musun? Vallahi zorla gittik. Niye yalan söyleyeyim? Senin tabiatında yalan var, ondan söylüyorsun. Ya ben sünnet için sadece Teoman'a yanaşmaya gittim. Bu da belki Müjde'yi görürüm diye geldi. Lan ıstaka, bu kız evli değil mi? Müjde evli değil mi? Utanmıyor musun? Yok, utanıyorum ama yine de gidiyorum. Laf edene bak. Nişan basıp 100 kişinin içinde kız kaçırdı, hala utanma diyor. Sen sus, Teoman yalakası. Sen git önünü ilikle, alkışla da sadaka versin sana Teoman. Sen yapsaydın o zaman 3 tane çocuğun sünnetini. Lafa gelince onlar benim de yeğenlerim diye konuşuyorsun. Sen de yapmasaydın 3 tane çocuk, bir tane neyine yetmiyor. Bana mı güvendin sünnet için? Al işte. Bu dayıları sende manevi amcaları. Al birini vur ötekini. Ne yapayım Teoman'a gitmeyeyim de? Çarem mi var? Ulan hayat boyu bu Teoman'a muhtaç yaşadık be. Küçükken bunun bir topu vardı. Bizi de oynasın diye 9 takla atardı. Büyüdük yine bu it oğlu it Teoman'a muhtacız. Sen de çocuklarına bedavadan sosyal tesislerde sünnet yaptıracağım diye bu herifin kıçını öpüyorsun. Biraz ağır oldu ama öyle. Ulan bu herif benim hayatımı, sevgilimi elimden alıyordu neredeyse evlenmek için. Siz benim 30 senelik en yakın arkadaşlarım en karanlık günümde kendi avantanız için... Ulan hani 3 silah söylerdik biz.
Hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindi. Uzatma be oğlum. Uzatmıyorum. Ne uzatacağım? Gelip konuşan da kaba. Ya hayret bir şeysin ha. Otur lan manyak. Sakın arkamdan gelmeyin abi. Arkadaş, dost bitti. Hadi. Hasta lan böyle. Boş ver, rüzgar yapıyor. Tadım tuzum kalmadı, biz de kalkalım. Münir abi, hesabı alalım mı? Lan Mustafa da gitti, hesabı nasıl ödeyeceğiz? Uyukladı Sinanış abla. Sakinledi güya. İyi iyi, sağ olasın. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Hadi iyi geceler. Ne oldu dedin? İşte senin çıkmanla Numan babamın üstüne sıçradı. Elbiseleri ben aldım, nişanı ben yaptım falan diye. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Babam da en iyi savunma şeklini seçti ve fenalık geçirdi. Canım benim ya. Benim yüzümden. Ya o kadar kötü değil esasında. Eğlenceli tarafları da vardı. Saat tuttum, yüzük parmağında 2 dakika falan kaldı. Yani dünya tarihinin en kısa nişanı oldu. Meriç. Ayrıca Mustafa abinin girişi de güzeldi. Kötü Türk filmi gibi. Oğlum sen niye böyle... Yani niye sen böyle güzel güzel konuşurken birden cıvıyorsun? Acı ama gerçek. Nazlı! Nazlı! Biri seni çağırıyor. Teoman. Nazlı! Oo, nasılsın Nazlı? İyiyim Teoman. Allah iyilik versin. Cümlemize. Sen iyi değilsin Teoman. Hadi bak artık geç oldu, evine. Hem bağırma öyle. Şşş, tabii. Sessiz. Rezil olmayalım, rezil olmamak önemli. Bugün yeterince rezil olduk zaten, bizi bir yıl götürür o rezalet. Hadi canım, hadi. Nasılsın Meriç'ciğim? Sağ ol Teoman abi. Ya ben geçiyordum da, kusura bakmayın. Şey diyecektim ablana. Hah, biliyorsun yine olmayacak, Nazlı da diyecektim. Ne olmayacak? Sen, Mustafa, ikiniz olmaz. Sen de biliyorsun, bütün mahalle biliyor, yine beceremeyeceksin. Var mısın iddiaya? Bak şuraya yazıyor. Şuraya bak. Hop. Nazlı! Bak yine kaçtı, görüyor musun? Meriç'ciğim kusura bakma. Seni çok severim bilirsin, kardeş gibi. Heh, geldin mi? Bu ne? Baban almış ya bunları. Durmadan anons ediyormuş seçmenlerine. Haklı. Çok ayıp ettim, kusura bakmasın. Ama bu ayıp yalnız benim, başka kimsenin değil. Annenden de özür dilerim. Müjdeyi de benim için al. Bir özürle her şey hallolacak mı yani? Şimdi gidiyorum. Ama yarın başınıza gökten şimşekler yağdığında... kıyamet koptuğunda benden bilmeyin. Teoman Eryaman'dan bilmeyin. Bu Mustafa çocuk gibi herif ha. Bırak boş ver, 2 gün sonra unutur. Nazlı döndü ya, dünya umurunda olmaz. Şş, şş, yavaş abi yavaş, çocuklar uyuyor. Tamam be kızım, hadi iyi geceler. İyi geceler. Mustafa küstü bize biliyor musun? Manyak ya. Şş, yavaş, yeni uyudu. Niye? Nişana gittiniz, arkadaşınızı sattınız falan. Nazlı arkadaşımız değil miymiş? Dinler mi? Bütün gece susmadı herif. Şu çocuklardan betersiniz valla. Söylemedim mi çocukların sünneti diye? Teoman bize lazım. Latif şunu yatağına götürsene. Söyledim. Dinlemedi ki. Kalktı gitti. Oğlum hadi yatağa. Oh. Ulan belim koptu be. Bu Taner ayı kadar oldu ha. Mustafa'nın yaptığı da densizlik. Muhtacız be. Bir de 3 çocuğu bana mı sordun yaptın demez mi? Teoman, nerede kaldın oğlum? Merak ettik. O elindeki ne? Nazlı'nın nişan elbisesi. Gelip verdi. Ağlama bir tanem, ağlama güzel gözlüm. Maşallah, akıl ettiler geri vermeyi. Eğer 2 tokat atsaydı o kıza böyle olmazdı. Erkek neymiş herkes görürdü o zaman. Ne diyorsun baba ya? Ne tokadı? Osmanlı tokadı. Ama bunun içinde yok ki. Ben boşuna konuşuyorum. Seni en kralıyla evlendirmek istedik. Ona da burun kıvırdın. Hatırla Kalbiye, Kıbrıs'ın Nuri'nin kızıyla evlendirecektik müteahhit. Ne oldu? Son anda caydı. Yemin ediyorum o kız yüzünden caymadıysa. Aha buyur, sonuç. Belediyenin imar müdürü, geleceğin belediye başkanı, Numan Eryaman herkese maskara. Ay bırak Allah'ını seversen baba. Sanki milletin umuruydu. Yarın unutacak herkes.
Herkes unutacak, ben unutmayacağım. Ha, mesele o zaten. Sen oğlunu değil, itibarını düşünüyorsun. Ya dön de bak şu çocuğun haline ya. Ay Güven, hadi. Hadi gidelim, benim içim şişti. Doğrusun baba. İşi ve mevki gereği alnının hep ak, sicilin hep temiz olması gerekir. Böyle lüzumsuz olaylar, kız meseleleri... Ah, bu kız meseleleri değil mi Güven Bey? Babacığım, anneciğim Teoman, iyi geceler. Yarın görüşürüz. Ben lafımı ettim. Yarın fırtınalar eserken, şimşekler çakarken, kıyamet koptuğunda benden bilmeyin. Teoman Eryaman'dan bilmeyin dedim. Ne diyorsun lan sen? Allah'a şükürler olsun. Geldiğini biliyordum. Yüzüme bakmayın dedim, bastım gittim. Aferin sana. Çocuksun çocuk. Bizim kapıya da Teoman geldi. Ne? Ne zaman? Dur dur, gel gel. Ya biraz ağladı, biraz bağırdı. Sonra da nişan bohçasını aldı gitti. Niye haber vermedin? Ne yapacaktın? Dövecektim. Yani Mustafa, vazgeçmiyorsun değil mi böyle kavgadan, gürültüden? Bırak ne olur. Ne oldu baba? Dinlemedi bile. Normal. Yok be, değil. Öyle öyle. Sizinkiler parası olmayanı pek sevmez. Vallahi babam için doğru söylüyorsun. Çünkü önce kendini sevmiyor. Ama ben bu bizim para meselesini çözeceğim hayırlısıyla. Nasıl? Dedem. Ay Hamdi dede iyi mi? Senin nişanlanman, evlenip gitme ihtimalin çok dokundu ona. Canım benim ya. Dinle dinle. O kadar dokundu ki biz evlenelim, seni kolundan tutup getireyim diye kefen parasını bize vermeye karar verdi. Aa, kefen parasına dokunmam mı hiç? Vallahi yemin billahi ettirdim. Yok yok. Ne kadarmış kefen parası? 100 tane yarım altın. Ya. Ya. Ne kadar ediyor 100 tane yarım altın? Herhalde 10 milyar falan. 10.000 YTL. Ne? Dedenin 10 milyarlık altını mı varmış? Ciddi misin? Vallahi ama önce altınları bulmamız lazım. Ha? Altınların yerini hatırlamıyor. Ya biz kaç zamandır akşamları evde altın arıyoruz. Çok manyak bir konu bu ya. Siz evde altın arıyorsunuz. Evet. Herkes yatınca. Babam duysun pek istemiyorum. Vallahi evi talan ettik. Bakmadım birkaç yer kaldı. Ya böyle anlatınca çok komik geliyor ama. Ama inanıyorum, bulacağız. Ay Mustafa, Allah seni şey etmesin. Gülme kız. Ne? Ne? Kızım bakma öyle dik dik. Ya biliyorsun sinir oluyorum bu huyuna. Sen beni sevdiğin için döndün. Seviyorum tabii. Ay 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 ay. Yine başladık. Böyle güzel güzel oturuyorduk, cıvıyorsun. Özledik be. Ben de özledim. Ay işte ya. Tamam. Tamam, korkma tamam. Biliyorsun. Ya korkma. Hemen eve gitmem lazım. Şimşekler çaksın üstüme. Gökler gürlesin, yıksın, geçsin beni.
Yat lan, sıvar artık. Halime bütün tabiat ağlıyor. İçim acıyor. Anne. Anne. Hadi yavrum, uyu Kerem'im. Mustafa. Benim dedem. Ne gürledi değil mi? Ya. Dedeciğim, düşündün mü altınları? Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum. Benim Chevrolet ne oldu Mustafa? Of ya dede, of. İyi, ne olacak? Tarantino'nun tamirhanede duruyor. Ya dede, altınlar. Ne arabaydı o be? Seni çok dolaştırdım onunla be. Ya merak etme, biz onu topluyoruz. Söz, seni bindireceğim, dolaştıracağım. Hatırlarsan altınlar için demiştim. Aslanım, canım Mustafa'm. Hatırlasam söylemez miyim? Gitti bitti bu kafa. Düşünüyorum, zorluyorum. Hep eski anılar üşüşüyor kafama. Daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum ama 50 sene evvel yaptığım her dolmuş seferini sor, ezbere biliyorum. Peki, tamam, zorlama kendini. Hadi yat bakalım. Yarın yine konuşuruz. Ama ölümü öp, anneme babama bu altın meselesini söylemek yok. Tövbe tövbe, tamam. Canım benim, boynunu mu büktün sen? Dün ben sana su verdim. Vermedin mi? Yok kız, verdim. Allah Allah. Aman da aman. Meriç! Meriç! Geldim, bağırma. Ablana söyle, bugün o gidecek alışverişe. Efendim? Niye sen söylemiyorsun? Ben artık onunla konuşmayacağım. Bu da güzel. Kasaba manava uğramak lazım. Ben pek iyi değilim. Dükkana biraz geç gideceğim. Ama o biliyor zaten ne istediğimi. Bir tek manav Nuri ile konuşsun, ödemeyi gelecek hafta yapalım. Sen de söyle babana. Ablama yardım etmem lazım de. Çünkü ablam hamal değil de. Öyle ablamın kalbini kırıp kırıp ondan sonra da bütün yükü üstüne bindiriyorsun olmuyor baba de. Yardım etmem lazım ablama de. Tamam, söylerim. Ulan Mustafa, ne çok yakışıklı oldun be. Selamünaleyküm, iyisiniz inşallah. İyisiniz, iyisiniz. Teoman, kendine gel. Yürü, bırak motoru, birlikte gideceğiz. Baba ya. Sus, dün bitti. Bugün yeni bir gün. Kimsenin seni düşmüş görmesine müsaade etmeyeceğim. Birazdan görecekler, er yamanları rezil etmek ne demekmiş. Ne yapacaksın baba? Ne hak ediyorlarsa onu. Selamlar, hürmetler. Alo Hilmi, Numan. Nasılsın? Bir işim düştü sana. Yok be oğlum, bir kasaba uğrayacağız, bir de manava uğrayacağız. Tamam, bitti gitti. Geç kalmazsın, merak etme. Allah Allah. Sonra Nazlı çıkarmış yüzüğü. Al Teoman demiş. Bu böyle olmayacak demiş. Teoman ağlamaya başlamış. Numan Başkan Sacit abiye saldırmış. Sacit abi kalp spazmı geçiriyormuş neredeyse. Yok, tam öyle olmadı Eftel abi. Teoman ağlamadı. Babam da spazmı geçirmedi. Birazdan gelir. Aman Nazlı kızım, merhaba. Geçmiş olsun ya. Ya maşallah Eftel abi. Allah kimseyi senin ağzına düşürmesin. Hadi yeter bu kadar dedikodu. Aa, kadından beter oldunuz vallahi. Nuri abi, senden alacaklarım var. Babam Nuri abinin isteği biliyor dedi. Tamam, domates, soğan vesaire. Evet, tamam. Sabri abi, sen de kıymamı hazırla. Her zamankinden. Dana biraz da kuzu işte. Meriç yürü. Ay Süreç abla.
Ne haber Meryem? Haberler baba, niye mi? Ne haber? Dün gece dedim ya, benle konuşmuyor. Ben de babamla konuşmuyorum. Mustafa'nın babası da onunla konuşmuyormuş. Onun dışında iyi. Abla, ben derse geç kalıyorum. Çenen düştü. Oğlum ben bitiremem. Kendi kendime ben nasıl taşıyayım bunları ya? Taşırsın, taşırsın. Hadi eyvallah. Meriç, sen akşam eve geleceksin. Yaktım çırana. Hadi anne, görüşürüz. Ya. Vallahi garajın sayfasına ilan girince millet koptu. 9 tane gitarcı mesaj bırakmış, düşün. Yarın öbür gün bir buluşma ayarlıyorum. Sana haber veririm zaten. E süper. Oluyor yani grup işi. Galiba. Sıkı bir basçı buldum esas. Çok kafa. İşte bir tek kendi davulu olan davulcu bulmak lazım. Heyecanlı. Ne anlatıyorsun lan öyle kıza? Ne haber Meryem? Ne haber Atakan? Süperim. Niye? Hiç. Meryem'i gördüm diye olabilir belki. Oğlum dün nişan bozulmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Abin sağ olsun rezalet çıkardı. Nesini anlatayım? Abim dalmış ya Teoman abi. Yok canım, ablam araya girdi. Kimse kimseye dalmadı. Abi bunlar çıldırmış ya. Ben kundaktaydım, hala böyleydi. Bir dargın bir barışık. Tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Babacığım saygılar. Hoş geldin Teoman. Geceniz iyi geçti mi babacığım? İyi uyuyabildiniz mi? Bunun inlemeleri olmasaydı iyi geçecekti de uyutmadı bizi. İyi olacak kayınçom benim. Atlatırız bunu değil mi Teoman? Zaman her şeyin ilacı. Güven, kapatalım bu konuyu. Hiç gerek yok. Bitti gitti. Biter mi? Daha yeni başlıyor oğlum. Dur hele sen. Ben belediyeye geçmeden önce Eftel'e uğrayıp ensemi düzelttireyim. Ne oldu sizin iş? Teoman'ı bekliyordum. İhale için eksikler var. Anıtlardan biriyle görüşmeye gideceğim. Teoman ofiste dursun. Belki Ankara'dan ararlar. O işi de senin dediğin gibi çözeceğiz inşallah. İyi, bildiğin gibi yap. Teoman. Efendim baba. Dün bitti. Bugün yeni bir gün. Tamam baba. Babacığım saygılar. Ortak ararlarsa mesaj at bana. Telefonu kapatırım belki ben. Olur. Sağ ol Nuri abi. Çilek çok güzelmiş. Akşama bana bir kilo ayır da eve giderken alayım. Alo, Numan Eryaman. Sağ ol kızım. Bana zabıta müdürünü bağlat. Yardımcısını istemem. Hilmi ile konuşacağım. İyi, pek. Arasınlar cepten. Eftel, hemen şu enseyi bir topla. Yalnız fazla elleme. Tabii başkan. Alo Hilmi'ciğim. İyi, iyi. Sabah sana bir şey dediydim ya. Bitir o işi. Şimdi tabii. Ya Hilmi, okuma bana. Sen isteyeceğin yapamayacaksın. Bütün kararnameleri ezbere bilen adam. Bir yolunu bulamayacaksın mı? Hadi hadi, bekliyorum burada bak. Hayırdır başkanım? Ne işi? Av mevsimi açıldı Eftel'cim. Olan budur. Ne istiyorsun? Hakkında şikayet var Toraman. Ne şikayet? Dün akşam gürültü çıkarmışsın mahallede. İfadeni almaya geldim. Silahmış Hanım. Hiç ebeleyip gevelemeyeyim ama ben sizin haftalığı bugün takdim edemeyeceğim. Gelecek sefer ikisini bir de halletsek olur değil mi? Malum nişan için bazı masraflarımız oldu. Ölçüyü kaçırmışız. Olsun Sacit Beyciğim, hallederiz. Hem siz onu bırakın da böyle gelin. Buradan esiyor, üşüteceksiniz. Aman öleyim kurtulayım. Ay, öyle arabesk laflar size hiç yakışmıyor Sacit Bey, biliyor musunuz? Yok, samimiyim, bıktım. Gördün işte halimizi, rezillik. Gençler birbirlerini seviyorlar. Hepsi onun için. De ne genci be ya? İkisi de karta kaçtı. Aa. Ya Sinan Hoca, babama bir şey söyler misin? Ayıp ediyorum ha. Allah Allah. Söyleyeceği bir şey varsa bana söylesin, kinaye yapmasın. Sus sen bakayım. Dön önüne, işine bak. Ben adamı yumuşatmaya çalışıyorum. Sen biraz duruyorsun. Senin buraya böyle gelmeye, beni tehdit etmeye hakkın yok. Ya hiçbir şey söylemeye hakkın yok kardeşim. Kızını aldın, ne başkasına yar ettin. Ben onu alacağım ya da almayacağım. Ama sana da yar etmeyeceğim. Var mı? Ben öyle karate numaralarından korkmam. Bunun adı karate değil, kickbox. Salak. Göstereyim mi ha? Ha? Polisi ara. Ara ara. Polis gelene kadar dayağa dayanabilir misin? Anlamış oluruz. Bak Teoman. Dün çok sinirliydim. Elimden bir kaza çıksın istemiyordum. Bugün sakinleştim.
O yüzden seninle aklı başına bir konuşma yapacağız. Ben ne dersem sen evet diyeceksin, anlaşacağız. Senin Nazlı'nın 50 metre yakınında görürsem ne yapacağım? Öldüreceğim. Anladın mı Teoman? Yok canım. Bu ülkenin adaleti var, polisi var, namuslu hakimleri var. Bana hiçbir şey yapamazsın sen. Sen adalete değil, babana güveniyorsun. Ama fazla güvenme. Bir gün onu da ipliği pazara çıkacak. Yediği boklar ortaya faş olacak. Sen de onun kıçından ayrılmadığın için kendinizi 130 yıl yemiş olarak bulacaksınız hapiste. Ya konu her seferinde nasıl babama geliyor anlayabilmiş değilim. Sus! Bu arada 50'den vazgeçtim. Senin Nazlı'nın 130 metre yakınında görün, bacaklarından iki ayırırım. Kardeşim, hem nişanımı basarsın, hem kızı alıp kaçarsın, sonra da gelip burada zart surt. Ne alıp veremediğin var senin benimle ya? Kılım lan sana. Çocukluğumdan beri kılım. Lan ben sana yıllardır bu kıza yanaşma dedim. Sen benim zıttıma gittin. O kadar dövdüm seni, yine adam olmadın. Ben kıskanç bir adamım oğlum. Hastalık bu. Benimki biraz fazla. Biliyorsun, minibüste Nazlı'ya yer verdi diye bir çocuğun dişlerini eline vermiştim. Gençlik işte. Ama yine her an patlayabilirim. Yazık olur sana. Kaç metreydi? 130. Aferin. Aferin. Hadi kısa yaklaşın. Tiranuş Hanım, siz esas benim falıma bakın. Başıma daha ne felaketler gelecek onu söyleyeyim. Ben sizin falınıza falan bakmam Sacit Bey. Sonra bir şeyler gördüm diyor, fenalık geçiriyorsunuz. Ne yapayım, sen de her gördüğünü tak diye söylüyorsun. Bünyem kaldırmıyor. Oo beyler buyurun. Nizamettin hayrola, nasılsın? Köfte için biraz erken geldin. Sacit Bey, bir ihbar için geldim. Dükkanın önündeki tente, altındaki ek masalar, kaldıracağız onları. Ha orası? Yok canım, olur mu öyle şey? Hem orası izinle yapıldı. Kaldıramazsınız, sabit onlar. Artık izni yok. Nasıl yok? Ne oluyor baba? Zabıta müdürümüz Hilmi Bey bu sabah itibariyle usule aykırı dilekçe düzenlemekten izni iptal etti. Ne dilekçesi be ya? Numan Eryaman'ın işi bu. Aa Allah'ım, güzel Allah'ım. Nasıl olur memur bey? Yani Zahmettin Bey, şimdi kime ne zararı var bu sandalyenin, masanın, tentenin? Bilmiyorum. İmar ve Şehircilik Müdürü Numan Bey dükkanın sokağa müdahalesini sakıncalı olduğunu söylemiş. Ben dedim, demedin mi abla? Kardeşim, imar müdürüne karışır bu işe. Numan'a ne benim tentemden? Hem öyle yıkmak kolay mı? Üstelik yapılmasına o yardımcı oldu, onun fikri. O kadarını biz bilemeyiz. Çok merak ediyorsanız kendisine sorun. Berberde tıraş oluyor. Bir müsaade ederseniz. Kaldırın Teoman, şimdi. Dün gece Yıldırım Şimşek bir şeyler söylüyordu. De kardeşim, tamamdır. Biraz uğraştırdı ama vallahi 0 kilometre oldu. Al git. Latif Usta, kusura bakmazsan ben aybaşı ödeyeyim diyorum. İyi söylüyorsun Selami de, ben de çok kötü durumdayım. Araba 10 gün bağlı kaldı. Çok içerideyim bu ay. Vallahi iş portacılığa başlayacağım. Hiçliyse peşin para. Tamam, canını alacak değilim ya. Sağ ol. Mahalle karıştı usta. Zabıtalar sadece amcaların köfteciyi yıkıyor. Yok ya. Allah. Ayrılma bir yere, ben bir koşup bakacağım. Bir de Teoman'a uğrayacağım, biraz gecikebilirim. Ulan şerefsiz. Hangi şerefsiz? Bu şerefsiz. Ulan erkekliğe sığınıyor mu yaptığın be? Ya Hacı daha bir saniye. Terbiyeli takın Sacit Efendi. Daha fazlasını hak ettiniz ama dua et bu kadarla kaldı. Öyle mi? Ya. Sen de hak ettiğini... Hayvanlarım! Öküz! Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi? İyi misin şimdi ha? Keyfin yerine geldi mi? Ne oldu ki?
Dün gece dediklerin oldu. Başımıza şimşekler çaktı. Kıyamete koptu. Görmedin mi? Yıktı ortalığı babanın adamları. Yapma ya. Ya bizimle babamın dükkanının ne alakası var? Bu nasıl iş ya? Haberim yok. Ben buraya özür dilemeye geldim sandım. Ne özürü? Sen meseleni benimle halletsene. Babamı ne karıştırıyorsun? Ben karıştırmadım. Babam karıştırdı. Karşı koyamadın mı? Yapma baba, onunla bunun ne alakası var diyemedin mi? Babam kıyak yaparken iyi, hesap sorarken kötü demek. Tüh! Yazıklar olsun. Ya insan bunları nasıl söyler ya? Sen de benim durumuma düş, ondan sonra konuşuruz. Ben ömrüm boyunca böyle aşağılanmadım. Babam da. Kardeşim sen ne çok babam diyorsun. Sen adam değil misin? Nazlı, sana yazık olacak. Söylemedi deme. Bak bu Mustafa'da katil ruhu var. Demin buradaydı, ileri geri konuştu gitti. Dinlemedim bile. Hiç olmazsa kendi işini kendi görüyor. Babasını kullanmıyor. Bak dua et Mustafa bu olanları duymasın. Ya ne oldu, ne oluyor baba kızısınız yetişemiyor. Sakın bir şey söyleme Tarantino. Abi iyi misin? Mahalle karışmış. Ya geçmiş olsun, çok üzüldüm. Bu Mustafa'nın yaptığı iş mi be Teoman'cığım? Hadi oradan be. Hepiniz aynı kaba şey yapmıyor musunuz? Kanka değil misiniz? Yo, ben şahsen tasvip etmiyorum Mustafa'nın yaptıklarını. Ama oldu bir kere. Hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız. İntikam, kin, bunlar hoş değil. Allah onun cezasını versin. Beni tehdit etti, rezil etti be. Geçmiş olsun. Neyse, ben fazla vaktini almayayım. Biz ne yapacağız şu sünnet işini diye sormaya geldim. Hangi sünnet işi? Abi demiştik ya, senin nişan geçince ayarlayacaktın belediyenin tesisini. Ulan Tarantino, benim şerefim iki paralık olmuş. Sen neden bahsediyorsun be? Abi olur mu ya? Şerefse bizim şerefe de şey oluyor. Sünnet diye herkesin haberi var. Hem sen de prensipli evet demiştin. Ya başlatma prensibine. Ulan rezil oldum diyorum, prensip diyor ya. Ne sünneti Tarantino? Bana kalsa gireceğim yorganın altına. Üç sene çıkmayacağım millet unutana kadar. Abi sen yine gir çıkma. Ama önce bir koltuk çık kardeşine, yiyenlerine. Ya bir saçmalama Tarantino ya. Nasıl oldun Numan Başkan? Baba ne oldu bu ne? Hücuma uğradım, ani bir saldırı. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Şu belki bankacının şey... adı neydi? Hangi bankacı? Hani şu nankörlere kefil oldum ya, dükkan mükkan, ara onu. Ha, bizim şey ya, dur. Aferin lan Mustafa. İçine ettin sünnet. Naber? Kız sordun mu beni? Derste olabilir dedim. Yemedi galiba. Seninki bugün çok gergin, dikkat et Mustafa. Boş ver ya. Ha, ben de seni arıyordum Sinan. Mustafa Bey, saat? Ya çok haklısın, çok acil işim çıktı. Sağlık meselesi. Aramaya bile fırsat bulamadım. Mustafa, git bunları inanacak birilerine anlat. Hadi çabuk soyun, birazdan ders başlayacak. Kudret Bey seni sorup duruyor. Hadi lan orada. Sacı abi, iyi misin? Nabzın feci Efter, uçuyor. Ya ama abi sen de bu yaştan sonra boksa başladın. Allah korusun ya bir şey olsa, eserekli adamsın. İyi vurdun ama Sacit abi. Bırak ya, vursam ne olur. Baksana halimize, rezil olduk tüm mahalleye be oğlum. Yok be abi. Maşallah, bunlar da hiç ara vermemişler. Baba özür dilerim. Bu kadar ileri gideceklerini bilseydim. Ne yapardın? Alo canım, merhaba. Nasılsın? Şimdi benim bu garanti verdiğim bir konu vardı. Evet, bizim köfteci Sacit için. Şimdi onların kredi düzenlemesinde bir yanlış değerlendirme olmuş. O yeni alternatif ödeme şekli unutulabilir. Efendim? Verilmiş şarttan geriye dönmek niye zor? Ya bulursun sen bir yolunu. Ben sana işini öğretmeyeyim. Bankacı olan sensin. Ararsan bulursun. Evet, Sacit Bey güç durumda kalacak biraz. Ne yapalım? Bulacak bir yol. Bekliyorum. Sacit Efendi benim gözüme yumruk attığını zannediyor. Esasında dükkanın ortasına dinamit attı, farkında değil. Mustafa neredesin? Niye bekletiyorsun öğrencileri? Ya Kudret abi kusura bakma, biraz geç kaldım. Dün bugün işler biraz karıştı ama yolunu sokuyoruz. İyi iyi, başlayacağız değil mi? Bir gün bu kadınlar seni ham yapacaklar oğlum ya. Aman abi uzak vursun. Hadi. Sacit Bey, bizim işimiz bitti. Elinize sağlık mı diyeyim, beni izah ettin. Daha ne yapacaksın zaten kardeşim? Dükkanımı kafama mı yıkacaksın? Bak şu ortalığın haline. Biz ne yap derlerse onu yapıyoruz. Aferin size. Bırak Allah'ını seversen be ya. Ya Sacit Bey, sabahtan beri bağırıp çağırıyorsunuz, adabımızı bozmuyoruz.
Varsa bir derdin, çık ver dilekçeni. Vallahi derdim büyük de dilekçeyle çözülür mü orasını bilemem. Ne oluyor burada? Buranın hali ne? Macit. Hoş bulduk be ağacığım. Siz mi yaptınız bunu? Evet. Ulan utanmıyor musunuz agamın dükkanını yıkmaya? Macit, kimse dükkan yıkmıyor. Olur mu abi? Şu hale bak ya. Ne yaptınız be? Macit, sus. Gel içeri. Ulan bak, benim abime bulaşanı ben bulaşık yaparım. Yanlış yok. Ne zabıta dinlerim ne bir şey. Kralı gelse dağıtırım. Ya git işine kardeşim. Bir de seninle uğraşmayalım. Yürüyün arkadaşlar. Yürü, yürü. Su Allah belanı vermesin. Bu ne be ya? Oh, emanetin sende ne işi var abi? Abi sersem debe inirken yere düşürdün. Hiç farkında değilim. Amca, Nazım, ne haber kızım? Macit Bey. Ah Sıranuş Hanım. Her saygılar. Yürü, gir içeri. Her zaman. Belalara bak ya çiftler. Aslan amcam, çok özlemişsiniz. Güzeli. Sersem, çeteci mi oldun sen? Yok be ağacım ya, haksız yere suçlanıyorum ya. Hadi be ya. Bak, geldik yine saldırı başladı ha. Bismillah. Okkanın altına hep ben giderim zaten. Kaderimdir. Soran yok. Aç mısın, tok musun? Yoldan mı geldin? Amcacığım, ben sana bir şeyler hazırlayayım. O güzelim. Sersem, nereden çıktı lan bu piştof? Yok be ağacım, bir şey değil ya. Kendimi korumak için. Bu ülkede namuslu olmak suç. İşini namusla yapmaya kalkınca düşüyorlar peşine. Taktılar bana, bir takım olaylar oldu. Neyse, anlatıp canını sıkmayayım. Ayağıma sıkacaklardı. İzimi kaybettirdim. Ama bundan sonra yok. Agamın dizinin dibindeyim. Sen ne dersen o. O zaman git buradan diyorum sana. Aa, ağzın öyle diyor ama gözlerin öyle demiyor canım akacığım. Yo, onlar cehennemin dibine kadar git diyor. Sen iyi görmüyorsun. Sacit abi, bunu bana yapma. Benim senden başka gidecek yerim mi var? Biraz gayret et, ağlatacaksın beni canbaz. Ne haber kız? İyi misin? Haberler? He? Gördün mü kadının sana nasıl baktığını? Bu kaçıncı oğlum ya? Abi sana göre bütün kadınlar erkeklere tuhaf bakıyor zaten. Sen bu kafayla takıl da senden bir halt olmaz. Abi onu bırak. Sana bir ara biraz altın getireceğim. İyi bir fiyattan bozdurabilirsek mümkünse. Şanslı adam. Şu anda kapalı çarşının bir numaralı kuyumcusuyla konuştuğunun farkındasın değil mi? Ne demek? Türkiye'nin bir numarası. Hayrola? Altınları niye bozuyorsun? Anlat bakayım abine. Abi kısmetse evleneceğim masraflar için. Manyak mısın? Ne evliliği? Niye abi? Yazık olacak sana. Taş gibi delikanlısın. Niye bu bağın üzümünü yemiyorsun? Bütün karılar hasta oğlum sana. Anlasana ya. O maceralar bize göre değil abi. Hem bu müessese böyle şeyleri kaldırmaz. Hadi. Vay 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 vay. Neler olmuş neler. Ya abi müsaade et de şu Numan Şerif'in iki çift lafta ben edeyim ya. Hadi oradan. Sen hiçbir şeye karışma yeter. Sen ne zaman güveneceksin bu kardeşin abi ya? Dur bir düşüneyim bakayım en son sana güvendiğimde ne olmuştu? Ha hatırladım. Bana yeni bir filibe köftesi açmak için muazzam bir yer buldum dedin. Peki muazzam niye kapatmışlar diye sordum. Geveleyip durdun, ikna ettin beni. Sonra ne oldu? Büyük bir kısmetsizlik oldu. Ne kısmeti? Herifler yıkım emri gelmiş bir dükkanı kakalamışlar bize. O dükkanı tutmak için dünyanın kredisini almadım mı ben bankadan? O banka borcuna kefil olsun diye Numan'a gebe kalmadın mı? İşler sarpa sarınca sen kaçıp gitmedin mi buralardan? Ahlaksızların kumpasına geldik abi. Sen ne zaman ahlaklı bir iş yaptın ki? İşin gücün, aklın fikrin alevere dalevere. Hiçbir zaman doğru yoldan gitmek istemedim. Ben de senin arkandan geldim, arkanı topladım. Anan oldum, baban oldum. Sen... Kalbimi kırıyorsun ama. Kafanı kırmadığıma şükret. Abi, agacım, unutalım o zamanları. Bak geldim geri. Ben de sana yardım ederim. Durumu düzeltiriz. Düzeltemeyiz. Bizim en az bir bu kadar daha masaya ihtiyacımız var. Anca o zaman döner bu dükkan. Hala o kredi borcunu ödüyorum ben. Haberin var mı? Boşuna mı uğraştım tente diye, masa diye? O yüzden o şerefsiz Numan Eryaman'a ellerimi açtım. Şimdi her şey tepemize yıkıldı. Düzelt bakalım sıkıysa. Selamlar Paydar amca. Aleyküm selam Tarantino. Hamdeden merhaba. Merhaba evladım. Ya Tarantino, dün benim için yaptıklarını duydun değil mi? Sorma ya, bizde de papaz zaten. Ali, bana bir demli. Islak anlattı, başına gelecek var. Senin teknede olman gerekmiyor mu? Sıra gelince haber verecekler, meraklanma. Ne oldu Teoman işi? Hedefe kilitlendin mi? Kilitlendik hedefe ama hedef skoyu verdi. Yani? Allah versin. Kolay mı lan öyle? Vallahi çok kolay söyledim. Benim yeğenlerim ama bunu yapanı uçururum. Paramız yok ama gururumuz var. Söz verdi lan bir kere. Delikanlı söz verdi mi tutar. Sen git tamirhaneye geliyorum ben.
Aman abi, döveyim falan deme. Zaten Mustafa çok korkutmuş bunu. Hedefe kilitlenmenin ve oraya varmanın değişik yolları vardır Tarantino. Önemli olan nereye dokunduğunu bilmek. Yani sen diyorsun ki bitti. Ne bitti? Arkadaşlığımız. Yok, ben öyle bir şey söylemedim. Tarantino öyle diyor ama. Ha, o mesele. Sen diyorsun ki ben artık eski Teoman değilim. Maçlarımızı kasa kasa gazoz taşıyan, Tarantino'nun kafası sapanla yaralınca sırtında dispanseri taşıyan Teoman artık değilim diyorsun ya. Kaç defa Mustafa geldi üstüne, biz kurtarmadık mı seni? Sen bugün iki kuruşluk yardım için ağız yüz yapıyorsan tabii ki bir şeyler bitmiştir. Ya of ıstaka, tamam abuk sabuk konuşma ya. Bizim aptal Tarantino hala eski günlerde kalmış. Seni o yüzden çocukların kirvesi yaptı. Ne yaptı? Kirve. Kirvelik nedir bilmiyor musun? Bilmiyorum. Belli. Kirve bir sünnetin en önemli adamıdır. Baba yarısıdır. Sen o çocukların Godfather'ı sayılırsın. Vaftiz babası gibi bir şey yani. Godfather ha? Tarantino hiç böyle bir şeyden bahsetmedi bana. Senin kafan yerinde değil, dinlediğini anlamamışsın. Bak devam. Kolay mı bunu senden istemek? Ben o çocukların dayısıyım, bir çöp alamadım onlara. Mustafa desen nişana geldiğimiz için bizi sattı gitti. Yok ya. Ya, bizim için Mustafa bitmiştir. Yok ya. Bu çocuklara senden başka kim kirvelik yapabilir ki? Üçü ne deme? Ha bir ha üç yapmışken tam yapmak lazım. Kirve ne yapar ya? Orası kolay, anlatırım. Nazlı. Gel buraya. Efendim baba. Git eve, bunu bir yere saklama, benim bir haberim olmasın yerinden. Bismillah, bu ne baba? Gerçek mi bu baba? Bu sersem getirmiş. Gene niye bulaştıysa şöyle düzgünce tut ama sakın şurasına dokunma. Allah su kırkanın altına koyuna, ha öbürünü de ayrıca sararsın, tamam mı? Hadi. Barıştık mı? Ne münasebet, hadi hadi yürü. Biraz olsun barışmadık mı? Nazlı yürü. Lan oğlum, Şilo, bu anahtar buraya uyar mı? He? Istaka gel gel. Ne oldu? Benim işin içine girip halletmediğim mevzu oldu mu? Tamamdır. Ağır konuştum, duygulandı torama. Aslan kayınçom be. Bütün yeğenlerini sıraya sokup elini öptüreceğim. Onlar kirvelerini eline öpsünler. Ne kirvesi? O an aklıma geldi, uydurdum. Teoman'a sen çocukların kirvesi oldun dedim. Sevindi. Lan bu çocukların kirvesi Mustafa olmayacak mıydı? Bırak o herifi be. Sabah bana selam vermedi biliyor musun? Ne kim be? Hasta ya, bırak. Ben bir eftale uğruyorum. Oradan ince bir bilardo atarım. Oradan da akşam seferine. Hadi görüşürüz enişte. Istaka. Sağ ol lan. Çok korktum yapamayacağız diye. Harbiyim, sağ ol. Ayıp ettin. Lan oğlum yavaş. Parçalayacaksın lan arabayı. Ver şunu, ver. Sinanış abla. Ha, Safiye Hatun'a gitsek mi? Numan adamlarını yolladı. Sacit'in masaları kaldırttı, tenteleri söktürttü. Sacit Numan'ı dövdü. Ayrıca Mustafa ile Nazlı da sırayla Teoman'a saldırmışlar ama çok hasar yok. Ayrıca bak, Numan'la Güven buralarda çok dolaşmaya başladı. Bir yağma durumu seziyorum, yakında kokusu çıkar. Bir haber de benden. Yeğenlerimin sünnetine herkes davetli. Oho, mekan. Belediye tesisleri. Tarantino sıkışık davetiye yaptıramadı. Ben bütün mahalleye söylüyorum. Zaten sana söyledim, bundan sonra duymayan kalmaz. Ha ha ha, çok kalmış. Parfümü nereye sakladın? Ne cimri adamsın kardeşim? Ne oldu?
Ne kadar avanta veririm diyor? Vallahi rakamı siz söyleyin dedi baba. Oğlum bu ciddi bir iş. Bütün künkleri siz yapacaksınız. Kar büyük. Atsın elini cebine yani. Bıraksın bu ayakları. Alo. Evet. Çabuk konuş Kadriye. İşim var. Ne? Ne? Allah Allah. Tamam. Kapa kapa. Müjde nerede? Evde herhalde baba. Nah evde. Valizini toplayıp bizim eve gelmiş karın. Terk etmiş seni. Ne? Nasıl? Neyi nasılı ben soracağım. Sen söyleyeceksin evladım. Kavurma hiç. Ne yaptın? Nedir? Nazlı. Ne haber Müjde? Ay anneme geldim orada da daraldım. Sıramış ablaya bir uğrayayım dedim. İki çene çalarız. Çeke çeke yine beni buraya getirdi. İlle Safiye Hatun'a gideceğim. Kızım Nazlı'ya söz verdim. Adağı vardı. Benim de adam vardı. Gelmesem olmaz. Tarantino halletmiş sünnet işini. Çok iyi olmuş. Harika. İyi misin sen? Ya Müjdeciğim ne diyeyim bilemiyorum ki. Bir şey deme be. Mustafa'yı seviyorum da adını. Ah be Müjde. Müjdem be. Hadi gel. Dilekler, istekler hiçbir zaman bitmez. Kimimiz bir dilek ağacından medet umar, kim ellerini göklere doğru açar. Ne bileyim ben, ayrılırız birleşmek isteriz. Birleşiriz yok olmaz, ayrılmak isteriz. Gülerken ağlamak, ağlarken gülmek isteriz. Sonra bekleriz. Hadi bakalım birileri sesimizi duyacak, çaputumuzu görecek, bize bir el uzatacak mı diye. Ya biz böyleyiz. Hayatın yıkıntılarını süpürme gücü isteriz. Belalardan paçayı en az hasarla kurtarmayı dileriz. Sevdiklerimizi biraz daha mutlu etmek için dua ederiz. Belki de hiç gelmeyecek bir sevgiliyi bekleme sabrını isteriz. Safiye Hatun'un bizi duyduğuna inanırız. Safiye Hatun da canım ne istersen verir. Yeter ki açgözlü olma. Hakkın olmayan şeye el uzatma. Elinde olanlarla yetinmesini bil. Verir. Vallahi. İhtiyacından fazlasını isteyenleri hiç sevmez Safiye Hatun. Baba. Olmaz. Baba daha bir şey demedim ki. Lafı sonunda o kıza getireceksin. Ben peşinden hayır diyorum. Yapma be baba. Anlasana. Bizim artık evlenmemiz lazım. Bu iş çok uzadı baba. Para falan da deme bana. Bugüne kadar hep para dedik, pul dedik. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir yolunu bulacağız. Onu satacağız, bunu katacağız, banka kredisi alacağız. Biz deme. Ben kıçımı zor topluyorum oğlum. Sizin için bir şey yapamam. Benim üzerime yıkılırsanız ben sizi taşıyamam. Diyelim ki seni başımdan attım. Oh mu diyeceğim? Bu sefer de sizi düşünmeye başlayacağım. Yarın bir günde çocuk mocuk derken iyice battınız. Ya öyle deme abi. Ne demişler? Her şeyin başı sevgi. Ne demişler abi? Sevgisiz olmaz demişler. Ne yuvalar parasız, tuzsuz kalmış ama batmamıştı. Biliyorum. Macit. Efendim abi? Boşuna konuşma, seni dinlemiyorum. Abi. Bak kızım, kocan gelmiş. Görüyorum baba. Kızım, çocuk hatasını anlamış. Başı önünde. Daha ne istiyorsun? Müjde, beni burada böyle rencide etmek biraz şey olmuyor mu? Daha ne istiyorsun ki? Yeter. Bak, bin defa özür diledim. Ha? Hiçbirinizden bir şey istemiyorum. Vallahi. Baba, bu toplaşmalar falan boşuna. Beni düşündüğün için evine dön dediğine inansam bir saniye durmaz dönerdim evime. Ama yere göğe sığdıramadığın o itibarın için istiyorsun. Teoman seni rezil etti, kızın etmesin diye istiyorsun. Ben sana dönmem Güven. Vallahi bak içeride bir odam var zaten.
Ha, eğer burada kalmam size fazla geliyorsa ben buradan da çeker giderim. Böyledir bu. Dur bakalım, ısrar etmeyelim şimdi. Bulacağız bir yolunu. Baban ne dedi? Ne diyecek? Aynı. Seninki? Üstüme kalacaksınız diyor. Ulan yaşımız küçük olsa kaçalım falan diyeceğim ama böyle kazık kadar da insan yediremiyor kendini. Çalıyor musun hala? Uzun zamandır dokunmadım. Zaten rahmetli hatırlatıyor, pek istemem. Aa, yengem nasıl unutulur ki? Hatırlamak güzeldir be abi. Ya ben eski günleri çok özlüyorum. Nesini özlüyorsun? Ne bileyim, bizi, küçüklüğümüzü, o Meriç Nehri kenarındaki piknikleri, anamı, babamı. Bulgaristan. Zor günlerdi. Ama şimdi sana öyle geliyor. Hayatta hep zor yaşadık abi. Yani ben kolayını hatırlamıyorum ki. Hep bir kavga, hep bir itiş kakış. Bugün varsak sayende varız. Bak yine yağ çekmeye başladın ha. Yok yok, ne çekeceğim ya? Aa. Çalsana. Bazen ben de düşünüyorum. Eğer rahmetli babam erken ölmeseydi, dedem bu köftecilik işini bana bırakmasaydı ne olurdu diye. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sanki benim kaderim hep böyleydi. Babam. Bak annemin şarkısını çalıyor. Ne zamandır almadı akordiyon eline. Güzel çalıyor mu? Şu anda bir ara ne düşündüm biliyor musun? Annem öleli 15 yıl olmuş. Ve babam annemi hiç unutmadı. Allah herkese öyle bir evlilik nasip etsin. Ne aşkmış be. Ben seni 56 Chevrolet'le taşıyacağım nikah. Altınlardan gelen parayla da tamirini bitiririz. Sonra seni atarım arabaya. Ben de direksiyona. Ben otobüsle bile gelirim seninle evlenmeye. Abartma kız. Anla işte, ben seni o kadar çok seviyorum. Ben anladım. Ben hep bildim, Nazlım benim. Bir de babamla baban anlasa daha iyi olurdu ama. Nerede kalmıştık babacığım? Bir yerde kalmadık. Sen kaçtın gittin. Ben hatırlıyorum. Sen parasız olmaz dedin. Ben sevenleri ayırma dedim. Te iki dakika sinirlenmeyeyim derim. İnsan deli edersin be ya. Sen mi bakacaksın bunlara? Parayı sen mi vereceksin? Her şey para mı abi? Her şey para. Tabii ki her şey para. Baba bunu bana yapma. Beni mahcup etme. Sen izin vermezsen gider kendim yaparım bunu. Bir daha göremezsin beni. Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Vallahi verim olacağım baba ben ya. Aslan gibisin, bir şey olmaz. Ya siz annemle buraya gelirken niye güvenip geldiniz, paraya mı? Anneni karıştırma şimdi. Bu herifi sana yaşattıkları yetmedi mi? Bu kaçıncı? Seni vermeyeceğim o herife. O aile evime gelip seni isteyemez. Bitti, bu kadar. Senin mahallende bir kızı bir adam ortada bırakırsa sen ne yaparsın? Bir kız adına çıkacağını bile bile. Sen ne yaparsın baba? Nazlı'yla ne kadar zamandır birlikteyiz. Ben bu kızı ortada bırakamam. Çünkü benim delikanlılık anlaşma uymaz bu. Ama seninkine uyar mı bilmem. Oğlum ben senin ne dediğini anladım. Aptal değilim. Ama unutma, biz racon kese kese böyle olduk. Ona para verdik, buna yardım ettik, erkeklik dedik. O gün için geçerli olan buydu. Ama bugün için geçerli olan ne biliyor musun? Cüzdanında ne kadar para olduğu. Başka hiçbir şeyin hükmü yok. Git iste kızı. Ne ben, ne anan, ne deden gelecek. Kendi başına isteyeceksin. Bu kadar. Ne iyi ettiniz de geldiniz Paydar abi. Ya biz sizi bir 10 yıldır falan bekliyorduk. Vallahi bana kalsa daha çok beklerdiniz. yahu Paydar abi. Niye acele ettiniz Paydar? Biz buradaydık da. Sacit Beyciğim demek istediği, bizim oğlanın düze çıkmasını çok bekledik biz. Evlatlarımızın iyiliği için. Yoksa Nazlı kızımızın güzelliği, insanlığı, efendime söyleyeyim, tatlılığı. Küçükten beri biliriz. Ya çok tatlıdır. Öyledir efendim. Ama Mustafa da efendi çocuktur. Hep takdir ettik. Gerçi nişan günü az kalsın, kalp krizinden gidiyorduk sayesinde ama... Sacit amca, vallahi biliyorsun. Sacit kardeşim, onlar vermiş karar. Kazık kadar çocuklar. Artık bize ne demek düşer?
Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Nazlı'yı oğlumuz Mustafa'ya istiyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Mustafa en sonunda Nazlı'yı istemiş. Daha da önemlisi Sağcı Tabi de kızı Mustafa'ya vermiş. Vallahi verdi. Kimseye haber verecek zaman da olmadı. Öyle aramızda işte. Aferin kız Mustafa'ya, sana da aferin. Sevmediğin biriyle evlenmek ölüm. İyi yaptın. Zamanla her şey yoluna girer. İnşallah. Caner, rahat dur, basma. Yürü ulan ben seni. Demek bunların sünnetini de görecekmişiz ha. Babam etleri ayarladı galiba Türkan. Yarın altı gibi ocağı yakmamız lazım dedi. Tamam. Abla bak beni falan unutma ha. Ay anladık Nazlı, tamam. Caner düz dur, vallahi çarpacağım ha. Sinanoş ablam şunu bir ucundan tutsana ne olursun ya. Oğlum dursana. Sende bir şey var. Vallahi işte. Ne? Ayrılıyorum. Ay tahmin ettim biliyor musun? Döndüm annemlere. Bitti. Herifi bir kez değil kaç kez yakaladım. Diyordun ama şüpheleniyorum diye. Ya. Neyse boş ver. Çok üzüldüm kız. Üzülme, böylesi daha iyi be. Uf. Anne dışarı çıkayım. Oğlum ne bu hal böyle? Ulan yine mi top oynadın abla sen? Abla benim falan. Bayılttın sen ya. Beni bugün Nazlı. Bu mu senin falan? O. Çekil, 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 çekil. Bunun benim. Hadi otur, otur şuraya. Evleniyorsun ha? Ya ben uyarımı yaptım, dinlemedim. Sonradan dersin. Benim mutlu bir hitabım vardı. Ah, keşke sözünü dinleseydim. Kalemsin be abi. Vay vay vay. Kız da mı buraya geliyor? Ne oldu, ne gördün Sireniş abla? Hiç. Biraz karanlık, tam göremiyorum. Thank you.